Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, vasiyetü ebin. Bir babanın vasiyeti. Bir babanın. Yani belli değil. Vassa ebün. Bir baba vasiyet etti. Tavsiyelerde bulundu. İbnetehu kızına. Leylete zevaci, evlilik gecesinde, evlendiği gece. Fekale, dedi baba. İnne zevace, evlilik, yebneti, ey kızım, ey kızcağızım. Ey kızcağızım, evlilik, leyse nüzheten, gezi değildir, gezi. Leyse olmadı, nüzheten, nüzhe ne demekmiş? Piknik değil, piknik yapma değil. Gezi değil. Çok önemli bakın. Ve innemâ huve ancak o zevaç mesuliyetün kebiratün. Büyük bir sorumluluktur. Mesuliyetün kebiratün neymiş? Büyük bir sorumluluk. Tamam mı? Mesuliyetün kıyami. Yerine getirme sorumluluğu neyi? Bişu'uni üsratin kamiletin. Tam bir aile işlerini yerine getirme sorumluluğudur. Tam bir aile. Üste-i Kamile. Örnek bir aile. Tam bir aile. İşlerinin sorumluluğunu yerine getirme işidir. Ya da işlerini yerine getirme sorumluluğudur. Tebde'ü başlar bu aile bil ihtimami. İhtimam ne demek? Önem vermekle. Neye önem vermek? Bişu'un şerikiha. Arkadaşının işlerine. Şu'un şerikiha. Kadın kendi arkadaşının işlerine. Arkadaşı kocası. Fi rihletil hayati. Rihle neydi? Hayat yolculuğunda. Hayat yolculuğunda. Hayat göçünde. Evet. Sümme la telbesü. Sonra efendim durmuyor bu aile. En teşmelel ebnâe. Yani çocukları içerisine alıyor. Vel benâti. Yani bu aile bir yerde bitmiyor yani. Durmuyor. Büyük sonra sürekli. Çocuklar oluyor. Yani önce mesela aile arkadaşı. Kim? Kocası. Kocasının haklarını riayet edecek. Sonra bu iş bitmedi orada. Durmadı. Çocukları kapsıyor. Sonra çocuklar oluyor. Vel benâti. Ebnâ erkek çocukları. Benât kız çocukları. Sümmel ahfade, sonra torunlar. Artık bakıyorsun önce tek, sonra evleniyor, çift oluyor. Sonra çocukları doğuyor, erkek kız. Sonra torunlar oluyor. İnneha aile mesuliyetü terbiyeti ebnai ümmeti, ümmetin oğullarını terbiye sorumluluğudur, eğitme. Ve benatiha ümmetin kızlarını. Ümmetin oğullarını ve kızlarını terbiye ne demek? Eğitme sorumluluğudur. Orayı bir daha okuyorum. İnneha aile nedir? Mesuliyetü terbiyeti öyle silsileyle izafet olmuş. Mesuliyetü terbiyeti ebnail ümmeti ümmetin oğullarını terbiye etme, eğitme mesuliyetidir. Ve benatiha ümmetin kızlarını. Ümmetin kızları. Ve inne lit terbiyetil menziliyeti evdeki eğitim için vardır. Evdeki eğitim. Eğitme. Ne vardır? Devran kebiran. Önemli bir rol. Büyük bir rol. Devran rol. Fonksiyon. Kebiran büyük. Fi itail ümmeti ümmete vermede. Neyi? Hüviyyeteha. Ümmetin kimliğini, hüviyetini. Ümmetin kimliğini, hüviyetini. Kişilik diyebilir miyiz hocam? He? Kişilik. Kişilik de diyebilirsiniz. Kimliğini, kişiliğini vermede ümmete en büyük fonksiyonları da başlıyor. Eğitim fonksiyonu ailede başlıyor. Ve fi hifazıha efendim ümmeti korumada ala keyaniha. Keyan asıl kimliği üzerine. Keyan asıl oluşum. Keyan. Keyan oluşum aslı özü nin üzerine korumak. Şimdi demek ki evlilik öyle sadece efendim şey değil.
Kiyan ya da keyan. Burada kiyan demiş. Varlık, tabiat, öz. Mevcudiyet, oluşum, yaşam, oluş. Doğa, asıl, çevre, cevher. İşte asıl, özü, özü. Kiyanı, efendim, horcu müstakillim, bağımsız bir varlık. Kiyanı vatani, milli varlık. Kiyanı müstakil, evet. Tamam mı? Ümmetin varlığı. Ümmetin varlığı. Özünü oluşturmada, korumada. Birincisi bu. İki, Ba'dul benati, bazı kızlar yetezevvecine evlenirler, evleniyorlar. Tahallusan, kurtulmak için. Min kuyudi abaihinne, babalarının bağlarından, iplerinden. Kuyut, kayıt. İpler, baba disiplininden daha doğrusu. Aslında kuyut neyin cemisi? Kaydın cemisi. Kayıt, kuyut. Yani babanın baskısından, babanın bağlarından, tuzaklarından, tuzak demeyelim de ona, efendim bağ, kayıt, kısıtlama ya da. Babanın, çünkü babanın yanında olursa bazı babalar kızları bazı şeylerden kısıtlıyorlar, tamam mı? Evet. Ya da sınırlıyorlar bazı işleri. Kayıtta bu mana da var. Efendim, babalarının sıkısından, kısıtlamalarından kurtulmak için evlenirler. Mütesavviratin, tasavvur edici oldukları halde. Neyi? Enne zevace, evlilik. Hayatın bir hayattır. Bunu tasavvur eder. Öyle hayat ki tahlu, hali olan minel kuyut, kayıtlardan. Kayıtlardan hali. Yani öyle serbest hayat. Anladın mı? Böyle sanarlar hayatı. Hayatın kayıtlardan uzak bir hayat olduğunu sanarlar. Tasavvur ederler. Esas orada kayıt başlıyor zaten. Çünkü eş olmak, anne olmak, nine olmak esas orada başlıyor. Ve hâzâ zannun hâtıun cidden. Cidden yani hatalı bir zandır. Yanlış bir zandır. Neden? لِيَنَّ الْاَبَاءَ, çünkü babalar لَا قُيُودَ عِنْدَهُمْ, onların yanında kayıtlar yoktur. تِدْتُ مَسْلَحَةِ الْبَنَاتِ, zıdda desek orası daha güzel. Kızların faydalarının tersine ve saadetihinle, saadetlerinin yani mutluluklarının aksine, zıddına, onların yanında böyle bir şeyler yok babaların yanında. Kısıtlamaları. Haza fil galibil e'ammi minen nas. Genelde insanların geneli böyledir. Ve şazü, şimdi bazı şeyler var ki kızların meslahatının zıddı ya da mutluluklarının zıddı. Babaların yanında böyle bir kuyut, kayıtlar yoktur. Genelde insanlardan böyle. Niye? Yani çok ilgilenmezler. Ve şazü la hukme lehu, kural dışı şey, meselelerin bir geçerli hükmü yoktur. Bunlar kural dışılıktır. Haza, bu böyle sabittir. Ve la yumkünü, mümkün olmaz. En tucede hayatın, bir hayatın bulunması. Öyle hayat ki haliyetün, hali minel kuyur. Kısıtlamalardan, kurallardan uzak, hali bir hayatın bulunması mümkün değil. Neden? İnnel hurriyetel mutlakate, mutlak özgürlük, şerrun ve demarun, şerdir ve helaktır. Yani sonsuza kadar özgürlük, sonsuza kadar özgürlük diye bir şey yok. Gayet kuyut olacak. Yani İslam'da özgürlüğe önem verilmiş ama başkasının hakkına tecavüz etmemek şartıyla, başkasını rahatsız etmemek şartıyla hürriyet vardır. Böyle seraserpa bir özgürlük şerdir, kötülüktür ve helaktır. Bel yecibi, o zaman gerekir, bilakis gerekir. En talemel fetatü, genç kızın bilmesi. Enneha, o aile ekter hurriyeten, hürriyet cihetinden daha çoktur olduğunu bilmesi. İnde ma tekûnü fî beyti ebiha. Yok, babasının ailesi daha doğrusu bu. Babasının evinde olduğu zaman daha çok hürriyete sahip. Minha, o hürriyetten, indema tentakilu ila beyti zevciha, kocasının evine
taşındığı zamandan, intikal ettiği zamandaki hürriyetten babasının evindeki, babasının ailesindeki hürriyeti daha çok hürriyettir. Bunu bilmesi lazım genç kızların. Çünkü öbür tarafta daha sık altına giriyor. Yani bir sorumluluk taşıyor. Babasının evinde o kadar sorumluluğu yok. Orada sorumlulukları var. 3. İnne zevaca, evlilik, yebneti, ey kızcağızım, leyse olmadı, rahaten ve nevmen, rahat, uyumak, başıboşluluk, mütevasılan, sürekli, mütevasıl, hiç fasıla vermeksizin, mütevasıl. Anladınız mı? Rahat uyuyamazsın diyor yani. Yok yok, yani hayat, evlilik deyince işte rahatlıktır, uyumaktır, peş peşine hiç bir iş yapmadan uyuya dalmaktır, böyle bir şey değil. Ve innemâ huve, ancak o evlilik amelün iştir ve taktîtun, plandır, plan. Taktît, belli plan ve program, taktît. Taktîtin manası, efendim, taktîtun, taktîtun, o da tı. Taktît, planlama, tamam mı? Tasarım. Hayatta planlama yoksa aile hayatında o aile perişan olur. Talebelikte de öyle. Plan yoksa talebe başarılı olamaz. Her şeyde öyle, her şeyde. İnne zevcete nacihate, başarılı eş, hiyelleti, o kadındır ki tamelü, amel ediyor, bid'a aşra saaten, 10 küsür saat çalışıyor fi beyti evinde. Demek ki başarılı kadın, eş neymiş? Efendim evinde 10 küsür saat. Bu bidr var ya, bidr kelimesi. 3'ten 9'a kadar olan sayılara deniyor. O zaman 3 kabul etsem bunu 13 saat. 6 kabul etsem 16 saat. 9 kabul etsem. He? Ondan sonra 9 kabul etsem 19 saat. Misal. Bidr'in oraya şeye ihtimali var. Mesela hadis-i şerifte geçiyor. El iman bid'un ve sebuğuna şubeten. İman 71 kaç şubedir. O zaman 79'a kadar çıkar iman şubeleri. İmanı tamamlayan esaslar. Anladınız mı? Peki. İnneha, o kız fi memleketil beyti, bir memlekete benzetmiş. Evinin memleketinde veziratü maliyetin, maliye bakanıdır. Evinin memleketinde, ev ortamında kendisi İçişleri Bakanı. Maliye Bakanı, İçişleri değil bu. Maliye Bakanı, maliye. Kese ona teslim edilir. Güvenli kadınlara teslim edilir kese. Ama bazı kadınlar vardır, güvenli değildir. Keseyi teslim ettiği zaman kocası onu har vurur, harman savurur. Anladınız mı? Ama itimat edilen kadın esas evin iç Maliye Bakanı'dır. Maliye Bakanı. Ya kadına böyle önem veriliyor. Ama şimdiki feministlerin yaptığı gibi dünya kadınlar gününde ezanları protesto eden değil. He? Isıklıyorlar. Öyle değil. Kocasına sadık olacak. Evine, çoluna, çocuğuna sadık olacak. Samimi olacak. Evet. Tetevella, üstlenir kadın. Ma zevciha, eşiyle birlikte. Mizaniyetel beyti. Evin nizamına, düzenine. Mizaniye. Mizaniye terazi de orada ne demek olur o zaman? Dengesi. Evin dengesi. Evin daha doğrusu düzeni. Efendim evin düzen ve dirliğine ne yapar? Üstlenir. Mizaniye, bütçe, bütçe. Denge, bilanço demiş. Mali program, mizaniye. Ne kadar güzel. Mizaniyel hüküme, hükümet bütçesi demek. Mizaniyel beyt, o zaman ne oldu? Ev bütçesi. Başarılı aileler kimdir biliyor musun? Kadınla kocanın ev düzenini, bütçesini beraberce hallettikleri bir düzen. Eğer kadın başka havadan, erkek başka havadan çalıyorsa o evde şey olmaz. İktisat olmaz. O evde düzen de olmaz. Huzur da olmaz. Şimdi ekonomik duruma göre ölçülerini bilecekler. Evet. Burada ne diyor? O zaman buna bütçe diyeceğiz. Peki, mazevciha, kocasıyla üstlenir, mizani yetel beyti, evin bilançosu, bütçesi, dengesi, ev dengesine.
ve veziratü dâhiliyetin aynı zamanda kadın kendi ev ortamında İçişleri Bakanı'dır. Öyle İçişleri Bakanı ki tuhafızu ala emnihi. Yani o ailenin ya da kocasının güvenini, çoluk çocuğunun güvenini koruyan Dâhiliye Bakanı'dır. O güvenceyi o sağlayacak. Ve veziratü terbiyetin ve talimin. Eğitim Bakanı'dır. Eğitim. Bir de milli koyalım başına. Milli Eğitim Bakanı. Adı Milli Eğitim Bakanı. İçeriği alakasız bir şey olmayacak. Ya adı da milli olacak. Eğitimin içeriği de milli olacak. Milli demek dini değerler ağırlıklı. Tamam mı? Demek ki aynı zamanda kadın eğitim öğretim bakanıdır. Rabbi eğitir evladaha çocuklarını. Eğitimin temeli de orada atılır. Ve tüveccihühüm çocuklarını yönlendirir. Tüveccihühüm veccihe yüveccihü yönlendirme. Ve tagrisü fi nüfusihim onların nefislerinde oluşturur. Aslında garz dikmek, tesis etmek, oluşturmak. Fi nüfusihim o çocuklarının nefislerinde el avatıfe şefkatler. Neymiş? Şefkat duygular oluşturur. Efendim essamiyete yüce. Yüce şefkatler. Tamam mı? Demek ki evvela çocuklar nefislerinde bir fidan dikecek. Ağaç dikecek. Ne ağacı bu? Şefkat ağacı. Şefkat filizi dikecek. Kendisi şefkatli olacak, onlara şefkat ağacı dikecek. Ve tagrisu fi nüfusihim. Essamiyete de yüce şefkat duyguları. Min hubbil aharin. O da neymiş o şefkat duyguları? Başkalarını sevme gibi. Yani bencil olmayacak çocuk. Min hubbil aharin diğerlerine. Ve taavuni yardımlaşma diğerleriyle. Mahum o diğerleriyle yardımlaşma. Ama nerede yardımlaşacak? Hayır üzerinde yardımlaşacak. Ve veziratü temvinin. Ve veziratü temvin. Bu da gıda mu'ne, gıda yani evin temvin. Efendim evin bir de gıdasını oluşturmada temvin, ikmal, erzak, yiyecek manasına. Yani erzak, daha doğrusu ekonomi bakanıdır desek oraya biz. Lojistik sağlamada ekonomi bakanı, öyle diyelim. Tamam mı? Ekonomi bakanı. Aynı zamanda ekonomi bakanı kadındır. Ya ne kadar güzel bir parça işlemiş. Yani hakikaten... Babası kızına şey yapıyor değil mi hocam? Babası kızına bu tavsiyeleri veriyor. Kızım bak, gittiğin yerde böyle ol diyor. Ama şimdiki babalar, analar diyor ki çoğunluğu, kızım gittiğin yerde eğer sana ufacık bir ters hareket olursa kapım açık gelebilirsin. O zaman o kız oraya ısınmaz. Orada oraya yar olmaz. Boşanmalar oluyor. İşte o zaman boşanma olur. Üşenme olur. Her şey olur. Demek ki kızına bu nasihatler veriyor. Bak üçü de çok önemli. Temvin neydi? Yani gıda, yiyecek, erzak, lojistik, işler bakanı kadın. Tüdebbiru düzenler el gıdaları. Vel melbese, elbiseleri, giyecek şeyleri. Ve teteavenü, yardımlaşır kadın mazzevci, kocasıyla birlikte ala tanzimi hâzihi şu'uni, bu işleri düzenlemede ona yardımcı olur. Külliha hepsine. Ve la yecûzü leha, kadın için caiz olmaz. En tetruke, terk etmesi vahideten minha. Bu yukarıdaki görevlerden hiçbirisini terk etmesi doğru olmaz, caiz olmaz. Öbüründe yarın okuyalım. Tamam mı? Geri kalanı. Ondan sonra Perşembe'de inşallah kaidelerinden neyse artık kaideler bunları okuyacağız. O da ismi fail. O da neymiş? İsmi fail. İsmi fail ile ilgili kaideleri var. Sülasilerden gelen ismi fail. Mezitlerden gelen ismi fail. Efendim bunları göreceğiz. Bunu üçüncü ders yapacağız. Orada bazı misaller, çok da güzel misaller var. Bir de isme ful almış. İkisini inşallah görürüz. İsme ful. Yine bu sülasilerden, mezitlerden.
güzel konular almış aslında. Yani önce parçayı işliyor, sonra da bu gramerleri işlemiş oluyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.